Sigorta Haber'den herkese merhabalar. Yeni bir videoda daha karşınızdayız. Bu yeni yıl videomuzun da konuğu Antalya Ticaret Odası Meclis Başkanı, aynı zamanda TOP Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Süleyman Özer. Bu videoda Antalya'ya bağlanıyoruz. Süleyman Bey'le hem yeni yıl üzerine konuşacağız biraz, dileklerini öğrenmeye çalışacağız. Ve haliyle Sayık Başkan Yardımcısı olunca Sayık'ı konuşmamak olmaz. Dün Levent Korkut'la Sayık'ı birazcık konuşmaya çalıştık. Bugün de Süleyman Özer'le hem yeni yıl dileklerini hem de Sayık'ı konuşmaya çalışacağız. Süleyman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Erhan Bey. Nasılsınız öncelikle, onu sorayım. İyiyim, teşekkür ederim. Siz iyisinizdir umarım. İstanbul yanlışı diye gidiyoruz ama Antalya'da gidiyoruz valla. Valla iyi olmaya çalışıyoruz biz de. Hiç zaman kaybetmeyelim. Evet. Şimdi ben sizden yeni yıl dileklerinizi öğrenmek istiyorum. Bununla birlikte 2018'de değerlendirirseniz, hani 2018'in sonunda 2019'a bağlarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi biraz önce de Sayık'la ilgili de sizden tabii birkaç kelime duymak isteriz. Buyurun, söz sizde. Hepimizin malum olduğu gibi 2018 yılında ekonomik krizle boğuştu tüm sektörler. Bundan da tabii ki acente arkadaşlarımız çok etkilendiler. Özellikle turizm dışındaki, turizm olmayan illerdeki acenteler daha fazla etkilendi. Biz biraz daha Antalya olarak şanslıydık bu yıl. Yani rekor kırdık turist sayısına, bir 14 milyona ulaşan bir turisti ağırladık. O yüzden de tabii otelcinin, acentenin iyi olması, bu sigortacıların da durumunun iyi olmasına otomatikman paralel olarak şey yaptı. Ama diğer illerdeki arkadaşlarımız tabii ekonomik kriz olduğu için biraz daha sıkıntı çektiler. Ama ben bu krizin kimi ekonomistler 2 yıl 3 yıl sürecek diyor ama çok fazla uzun süreceğine inanmıyorum. Bir an önce toparlanmaya geçerek de artık ekonomi düzelince sigortacılık da düzelecektir diye düşünüyorum. Peki şimdi bu süreçte hep geçici diyoruz ama şimdi hemen acenteler tarafına yine bir giriş yapalım. Sayık gibi neler yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz? 2019 yılında biz neler göreceğiz? Ne konuştuğumuz bilmiyorum. Şimdi iki yani hem o anlatmıştır, bir de benim anlatmam çok uygun olmuyor. Ben dileklerim, taleplerim arkadaşlarımızdan, tabii ki tüm arkadaşlarımızın sahadan aldığımız feedbacklerde komisyonların artmasını talep ediyorlar. Bu zaten bizim önceki dönemden beri de uğraştığımız zorunlu sigortalardaki, trafik sigortalarındaki komisyonların artmasını Hazine Müsteşarlığı'yla sürekli görüşüyoruz. Bu hafta içerisinde yine bir görüşmemiz olacak. Yine talep edeceğiz. Çok soğuk bakmıyorlar. Sıcak bakıyorlar ama biraz zaman alacağını düşünüyorum. Çünkü 1 Ocak'tan itibaren yine serbest tarifeye geçilecekti ama bunun bu yılda devam etmesi yönünde bir karar aldığı için Hazine Müsteşarı, bu bizim için çok sürpriz oldu. O yüzden de komisyonların artırılması için bir mücadele edeceğiz, ediyoruz zaten. Benim dileğim tabii ki şu, biliyorsunuz artık ülkemiz Sanayi 4.0, Endüstri 4.0 konuşuyor. Bunu konuşurken biz acentelerde artık Sigorta 4.0'a hazır olmamız lazım. Onun için de yani web sitelerimizin hazır olması lazım. Sigorta şirketlerinden direkt link alarak kendi web sitelerimize poliçeleri hazır satabilecek hale getirmemiz lazım. Yani 2019'da bence hani Sigorta 4.0'da biz acentelerde varız, bu satışa hazırız, bu pastayı hiç kimseye yedirtmeyiz dememiz gerekiyor öncelikle Erhan Bey. Aslında çok haklısınız. Ben de orada bekleme yapmak istiyorum söylediklerinizi. Evet. Bu web sitelerine yatırım ya da diğer dijital konulara yatırım konusu, evet, artık 2019 yılında sanırım biraz daha hızlı gelişecek dijitalleşme, özellikle dünyada, sadece sigorta sektöründe de değil. Yani tüm alanlarda, tüm mesleklerde böyle olacak. Yani söyleyeyim mi? Yani ülkemiz artık hani Sanayi 4.0, Endüstri 4.0 konuşurken yani paralel olarak biz de ona hazır olmamız gerekiyor. Yani kendimiz, yani bir başka satış kanalına bu pastayı kaptırmamamız lazım. O yüzden hepimiz çok hızlı bir şekilde adapte olmamız gerekiyor. Tamam. Çok çok teşekkür ettim. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa eğer son olarak. Tabii ki eklemek istediğim mesela devlet destekli alacak sigortaları biliyorsunuz 1 Ocak itibariyle başlıyor. Bu da bizim için yeni bir pazar, güzel bir pazar. Devlet desteği de olacağı için sigorta şirketlerinden teminat bulamama gibi bir riskimiz de olmayacaktır.
Öncelikle acente arkadaşlarımızın buna da yönelerek, yani pastayı bir başkalarına kaptırmadan, yani kendimizi eğiterek bir an önce devlet destekli alacak sigortalarına hazır hale gelmemiz gerekir. Biz sayık olarak da tabii eğitimler vermek gerekiyorsa ticaret odaları olarak da her zaman buna hazır olacağız, kendimizi hazırlayacağız. Yeter ki acentelerimiz buna talepte bulunsunlar. İkinci dileğim, biliyorsunuz 2016 yılında bir araştırma yaptırmıştık taşıma kapasitesi. Burada kullanılmayan bir %60-65'lik bir kapasitemiz var. Biraz daha bilinci artırarak bu kapasiteyi daha da aşağılara çekerek gelirlerimizi daha da yükseltmemiz gerekir. Yani kullanılmayan kapasiteyi aşağıya çekerek, yanlış anlaşılmasın lütfen. Yani biz o kapasiteyi büyütelim, gelirlerimizi de büyütelim ki daha ferah bir çalışma ortamımız, daha ferah bir gelirimiz olsun diye düşünüyorum. Ayrıca biliyorsunuz uzun yıllar uğraşarak COSGAP kapsamına dahil edildi sigorta acenteleri olarak. Bunlarda da çok büyük destekler var. Özellikle hani benim isteğim birleşmelere de destek veriyorum biliyorsunuz COSGAP. Bunun da yani birleşerek daha böyle banka şubesi gibi zemine inerek güzel sigorta ofisleri açarak bu destekleri de kullanaraktan pastayı büyütmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bir de devletten sürekli uğraşıyoruz ama BES'te biz acenteler biraz geride kaldık biliyorsunuz. Yani çok fazla oradan pastadan pay alamadık. Onun için de devletten destek istiyoruz. Nasıl sigorta diye %25 katkı veriyorsa, otomatik katılımda diğer 1000 lira daha katkı veriyorsa, yani biz de burada tutundurmak için bizlere de yani sigortalının yanında olmak adına o poliçeden vazgeçmemesi için devlet biz acentelere de destek verirse, yani bu BES'teki yani kurumları da inanılmaz derecede ben büyüteceğimize inanıyorum. Bu vesileyle tüm acente arkadaşlarımızın, sektördeki tüm paydaşlarımızın, acente çalışanlarımızın, ailelerinin hepsinin yeni yılını kutluyor. Hep gönüllerince olacağı huzurlu, mutlu, sağlıklı bir 2019 yılı geçirmelerini istiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Toparlamış olduğunuz keyifli bir sohbet oldu. Çok aynı şekilde sizin ve ailenizin aynı zamanda sektörün, aynı zamanda Antalya'daki acentelerin yeni yılını kutluyor. Evet. Umarım 2019 yılı herkese huzur getirir. Yılında da para getirir. Çok sağ olun. Evet. Sigorta Haber'den bu videoda bu kadar. Sayın Süleyman Özel'e çok çok teşekkür ediyoruz. Başka videoda da arkadaşınızla olacağız. Hepinize görüşmek üzere.